Bir şirk günahını işleyenler var, direkt cehenneme gidecekler. Bir de büyük günahları işlemeyenler, küçük günahlarına da bakılmaksızın direkt cennete gidecekler. Bir de şirk dışında büyük günahları işleyenler var. Onlar cezalarını çektikten sonra cennete girecekler. Böyle anlatıyorsunuz. Peki bu tip kişiler için tartının kurulmasının anlamı ne? Ve ayetlerde de Allah niçin tartıya vurgu yapmış? Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Şimdi o büyük büyük günah işlemiş olur da mesela adam öldürme için cezası cehennemdir diyor. Adam öldürmek çok önemli. Çünkü hiç kimsenin canı sizin canınızdan değersiz değildir. Kim olursa olsun. Bu konuda sadece işte şeyde Nisa suresinin 84. ayet miydi? Zina, adam öldürmek ve şirk. Bunları yapan kişi cehenneme gidecek. O şeyde var. Hem Furkan suresinde var hem de bu şeyde var işte Nisa suresi 84'müş. Yok 84. Niye? Yanlış. Şey 93'müş. 93 yanlış söylemişim. Şimdi bunlar tamam. Zinada da öyle. Zinada da bir, yani birisinin hayatını öldürmek gibi bir şey yani hayatını mahvediyorsunuz birisinin. Ayrıca o doğacak çocuğun da hayatını mahvediyorsunuz. Bunların cezası belli zaten. Bir de diğer günahlar var. Şimdi yaptığınız bir iyiliğin Allah 10 katını veriyor. Bir kötülüğün de bir katını veriyor. Şimdi iyilikler de yapmışsınız, kötülükler de yapmışsınız. Ne diyor Allah şeyde Kariyat Suresi? وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ Kimin tartısı ağır gelirse, niye tartıyorsunuz? Yaptığı sevaplarla işlediği günahlar arasında dengeye bakıyorsunuz. Hangisi daha fazla? وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ Tartısı hafif gelenler, onun kalacağı yerde haviyedir. وَمَا اَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ Neresi olduğunu size kim söyledi? Kişiyi ısıtan bir ateş. Yani hamiye. Şimdi dolayısıyla bu tabii tartı, yani şirk günahını yapanına tartıya gerek yok. Zaten gideceği yer cehennem. Ama orada çekeceği şeye göre ama adam büyük günah işlememişse gene yok. Çünkü Allah küçüklere bakmayacak ama onun arasında şeye dengeye bakılacak. Hangi taraf ağır basıyorsa ona göre hareket edilecek.